Yepyeni bir Sneak Peek videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videonun içerisinde önce Slash Your Code, sonra Altın El Bella, yani Bella'nın kostümü, sonra 6. sezon Brawl Pass'in tamamını gördükten sonra en son Bella'nın oynayışını göreceksiniz arkadaşlar. Güncelleme videolarına çok like atmıyorsunuz arkadaşlar. Atarsanız çok memnun olurum. En az bir 75 bin ya, çok değil. Şu anda atın, unutmadan atın yani. Önce Slash Your Code'la başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir kostüm. Cidden bayağı sevimli güzel. Brawl Pass'in birinci kademesinde geliyor. Cold'un en güzel kostümlerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Zaten Brawl Pass kostümleri bayağı iyi oluyor yani. Atışlarına, dinamiklerine falan filan bakacağız şu anda. Oyun içerisindeki görünüşü bayağı iyi. Cowboy şapkası çok güzel yakışmış gerçekten. Çok sevdim. Tam bir cowboy olduğunu söyleyebilirim. Evet, ultisi falan filan. Evet, ultisini atabilir misin acaba ultini? Atışları normal Cold atışı ya. Evet, ultisi normal Cold ultisi. Hiçbir değişiklik yok. Tamam, aksesuarıyla şey, yıldız gücü falan filan aynıdır zaten. Bir de sevinçle üzüntü animasyonunu görmemiz lazım. Bu kazanma animasyonu bildiğimiz Colt. Bu da üzüntü animasyonu bildiğimiz Colt. Evet, şimdi Brawl Pass'i görüyoruz. Brawl Pass görmüş olduğunuz gibi fiyatı aynı. Sanırım ayın 12'sinde gelecek yani. Tabi yani Brawl Pass sezonun bitmesine 7 gün falan filan kaldı. Bu da 12'si anlamına geliyor zaten. Girdiğimiz zaman alt Slashor Colt'la başlıyor. Görmüş olduğunuz gibi Mega Kutular burada. Yavaş yavaş geçiyor şu anda. Ben de şey hakkında size bilgi vermek istiyorum. Galiba Squeak arkadaşlar Mayıs ayında gelecek. Henüz bu ay gelmeyecek yani, bir sonraki karakter. Onun dışında Haziran'a kadar bir daha Brawl Pass falan, yani Brawl Talk olacağını düşünmüyorum ama tam da emin değilim yani. Her an Brawl Stars yine Supercell sürpriz yapabilir yani. Birazdan 30. kademede Bella'yı göreceksiniz. The Gold Arm Gang adı altında. Evet, Bella'yı görüyoruz şu anda. Çok güzel bir görünüşü var gerçekten. Kromatik karakter arkadaşlar. Güzel gerçekten. Bu kaçıncı kromatik karakterdi? Sanırım 6. kromatik. 6. sezonda 6 tane kromatik karakter gelmiş oldu. Ve en son Altın El Bella. Az sonra göreceksiniz zaten. Gelmek üzere zaten. Bakalım. Gel oğlum, bir türlü gelemedin ya. Çok yavaş çeviriyorlar ha. Vallahi billahi. Evet. Altın El Bella'yı da, şu Bella Gold Hand, bunu da görmüş olduk. Şimdi Bella'nın oynayışı ve Altın El Bella'nın oynayışı falan, bunları da göreceğiz. Bella görmüş olduğunuz gibi 2600 gücünde, gücü sağlığı çok az. Damage'i 1100-1100 vuruyor. Çok uzun yani, keskin nişancı zaten. Shocker, şok vurucusu galiba, yeni bir tür anlamadım. Ve roll açıp fast, hızlı bir şekilde dolduruyor şarjörünü. Evet, yıldız gücü karşı rakibe vurduğunda %25 bir kalkan şey yapıyor birinci yıldız gücü. İkinci yıldız gücü ise arkadaşlar, ikincisinde ise rakibi işaretliyor ve yani süperi ile ateş ettiğinde rakibi 3 saniye boyunca silahını dolduramıyor. Yani rakibi bildiğin yani böyle ekarte ediyor yani, çok enteresan. Şu anda atışlarını yapacak bakalım. Çok uzun menzile atıyor. Görmüş olduğunuz gibi 1100 vurdu. Evet, yine 1100 vurdu. Attığını vuramadım lan orada. Evet, vurdu görmüş olduğunuz gibi. Şok veriyor ya karşı tarafa. Bildiğin karşı tarafa şok veriyor. Ultisini merak ediyorum ben açıkçası. Ultisi arkadaşlar şu. Krov'u aldı. Krov'un ama diğer yıldız gücüyle alamaz Krov'u tabi. Sandy diğer bir efsanevi geliyor. Sandy alabilecek mi lan? Lan o Sandy son anda aldı. Spike abi harcar belli ya, kusura bakma. Oha, belli aldı lan, çok enteresan. Leon mu? Leon olay ne? Leon tabii ki, yakın mesafede Leon. Evet, belli 14-15 karakteri yendi ve 28 tane karaktere maalesef ki yenildi. 2 tane karakterle de tam berabere kaldı, Max ile Sprout'la. Evet, Bella'nın durumu bu. Evet, hesaplaşmada izliyoruz şu anda. Bakalım neler yapacak gerçekten, onu merak ediyorum. Diğer karakterlere karşı da etkisini merak ediyorum. Evet, 1500 vuruyor, çok enteresan. İlkine sektirerek kutulara, fark ettiyseniz, vuruyor. Birinci kutudan ikinci kutuya da sekti. Yan yana hedefleri tek mermide vurabiliyorsun bu karakterle, enteresan. Abi menzili çok fazla uzun ya. Bayağı fazla uzun menzili. Evet bak, diğer hedefe de vurdu. Birinden diğerine sekiyor. Çok iyi, çok iyi. Aha, şimdi rakibi gördüğünüz gibi hareketsiz bıraktı. Ve şu anda Colette'le beraber, Colette'den şey yaptı, direkt oradaki Stu'ya geçti. Stu dur sakin. Tamam abi, tamam. Karakter güzel ya. Cidden karakter güzel. Ve son vuruşuyla beraber olayı gerçekten bitiriyor. Güzel. Karakter güzel. Şimdi Altın El Bella'ya bir bakalım ya. Bel artık, Belle mi nasıl okunuyorsa.
Hep üzüntü animasyonunda böyle kırmaya çalışıyor silahını. Çık beceremiyor. Evet, altın el belli. Şu anda böyle çok güzel bir kostüm ve gerçekten inanılmaz bir sniper silahı var gördüğünüz gibi. Silahı gerçekten çok gördüm.